Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adilun kuddus. Yec'alullahu ba'da usre yusra ba'anetil vücuhu lil hayyul kayyum. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا إن حزب الله هم الغالبون إن الله هو القوي العزيز إن الله هو الغني الحميد حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم 22. bakan 4. lema öyle de misali vermişti güneş misalini ve dikkat edeceğimiz konu bil asale her küçük parlak eşyada örnekte bil asale bulunuyor ve küçük de olsa büyük de olsa fark etmez her parlak eşyada kendi çapında yani kendi kabiliyetinde bir güneş olduğunu söylemekti. Yoksa parlak eşyada misaldeki gökteki semadaki güneş var diyor değiliz. Buna dikkat edeceğiz demiştim. Yani ben küçük bir yaratığım, bütün dünyayı ben aydınlatıyorum, ben yaratıyorum demiyoruz. Eğer ben yapıyorum veya eşya kendiliğinden yapıyor, sebeplerin etkisi var diyorsak, sebepleri ilah ilan etmek demek, bir sebebin bütün kainatı yaptığını, kainatı yarattığını söylemek değil. O sebepten çıkıyor gibi görünen sonucun, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde o sonuçtaki özelliklerin onun sebebi gibi görünen şeyden kaynaklandığını söylemektir şirk. Yani veya tevhidin zıttı. Yoksa bir sebebe biz bu sebepten bu sonuç çıkıyor dedik diyorsak, bu sebep bu sonucu veriyor diyorsak, buna Allah falan demiyoruz, yaratıcı falan demiyoruz. Efendim, bütün sanki örneğimizde güneşin, gökyüzündeki güneş bu demiyoruz. Bu cam parçasındaki parlayan ışığı ben bilmiyorum, ondan geliyor. Şimdi ben camdan geliyor diye bakıyorum. İlah falan demiyorum canım. Dediğimizde tevhidle çelişmediğimizi söyleyemeyiz. Tevhidle işte orada çelişiyoruz. Yani tevhidin zıttı küçücük bir cam parçasındaki gelen ışığın o cam parçasından geldiğini, gelmediğini onun örneğimizde gerçekten güneşten gelen ışığın bir yansımasından ibaret olduğunu ve o cam parçasında o ışığın cam parçasından gelecek gelen bir ışık olduğunu söylememek, yani ışık olduğunu kabul etmemektir. Onun bir yansıma olduğunu kabul etmektir tevhid. Tevhidin zıttı şirk dediğimizde o ışığın o cam parçasından kendisinden geldiğini söylemektir. Bu vurguyu yapmak için bu örneği verdi.
insanlar Allah'a şirk koşuyorlarmış denildiğinde, bir iki Allah var, üç Allah var, beş Allah var, Allah yani bir şeye Allah demek, bir şeye yaratıcı demek, o şeyin dünyayı yaptığını söylemek demek değil, yarattığını söylemek demek değildir. Şirk. Allah'ın herhangi bir özelliğinin ve özelliğinin herhangi bir mutlaka başka bir şeye verdiği. Evet. Esas şirk o. Bir yaratığa yaratıcının bir yaratığa o yarattıktaki görünen özelliklerin kendisinden geldiğini söylemektir şirk. O yaratığın kendinden geldiğini söylemek. İsterse çok küçük olsun. Ondaki özelliklerin yansıma olmadığını, yaratıcının yaratmasıyla ona o özellikleri vermediğini fakat kendinden kaynaklandığını söylemektir. Veya daha da gizlisi, onun bir yansıma olmadığını söylemektir. Kendinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum diyor yanmasıklar. Evet, yani bunun bir yansıma olmadığını, onun bütün kainatın yaratıcısının o şeyi, o küçücük şeyi kendisindeki, o küçük şeydeki görünen özelliklerle birlikte yarattığını söylememektir. Tevhidin zıttı. Yani şirk. Tevhid ise o küçücük şeyde bir atom mudur, atomun elektronu mudur, neyse çok küçük olsun, göremediğim bir şey olsun. Ondaki özelliğin bütün kainatın yaratıcısından, yaratıcısının yaratmasıyla vuku bulduğunu tasdik etmektir tevhid. Yani buradaki örnekte olduğu gibi üzerinde epey durduk ya, üzerin bayağı uzun uzun konuştuk. Küçücük bir cam parçacığı var veya küçücük bir su damlacığı var veya bir kar taneciği var. Orada bir ışık parlıyor. Bu güneşin ışığının parıltısıdır demektir tevhid. Ancak bütün kainattaki gördüğümüz dünyadaki gezegenlerde, seyyarelerde gördüğümüz yansımasını gördüğümüz ışığın kaynağı var ya, işte bu kar taneciğindeki ışığın kaynağı da ancak o olabilir demektir. Tevhid bilinciyle yaşama, o da doğrudur ve çok sağlamdır. Yani nereden çıkarttık canım diyemeyiz. Akıl itiraz edemez. Yeter ki o güneşte bakmaya niyet edelim. Allah da yaratıcı da o. Bu güneşte bakmaya niyet etmiş olan kimseye bu kabiliyeti, bunu rahatlıkla kabul edebileceği bir şekilde söylüyor, gösteriyor. Öyle de örneği şimdi hakikate uygulayacak. Şems-i Ezeli'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinde, hayat vermek yönüyle o özelliğiyle her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki, her bir zihayatta onun turrası görünüyor. Faraza bütün esbab toplansa, hani zihayatlarda hatem var, hayatın genelinde sikke var, ama ihya üstünde turra var demişti değil mi? Şimdi biz onu getirelim buraya. Her bir zihayat üstünde artık o ilk defa gördüğümüz sikke, hatem diye gördüğümüz o mühürcük aslında İnsan dikkat edince Şems-i Ezeli'nin turrası olduğunu görüyor.
faraza bütün esbab toplansa ve birer faili muhtar kesilseler hepsi. Yani özgür, özerkliğe sahip, kendi iradelerini kullanabilen, hadi akılları da var desek, iradeleri de var desek, yine o turrayı taklit edemezler. Yani o yani turra neydi? Efendim? İhya, hayat verme, yaratıcının hayat verme özelliği. Yani yine dün biraz hatem, sikke, turra üzerinde, farklılığı üzerinde durmuştuk ya. Mesela birisi, dedik ya, kendisine ait bir mührü olsa, birisinin mahalle muhtarı olsa veya valinin valilik sikkesi olsa, kendisine ait bir mührü olsa, o kendini gösteriyor, kendini, bu bana aittir diye gösteriyor. Ama bir vali olsa falan, işte buradaki işlerden yetkili benim, onun benim emrimle oluyor bu iş demek oluyor. Sikke ise, pardon, turra ise bütün onların, yani muhtarların, valilerin, neyse, kaymakamların hepsinin mührünün yetkisini veren otorite merkezine ait olur. Ona da turra. Padişahın turrası olur. Padişah mührü olmaz. Yani kişilerin veya işte mühürler olur. Şimdi yapılacak, dikkat edilecek nokta şu, bütün yaratıklar toplasalar, akılları ve şuurları da olsa padişahın mührünü, padişahın turrasını taklit edemezler. Çünkü her bir zihayat, evet bende hayat var diyor, orada bir bu orada bir vahdete bir hatem kadar şahitlik yapıyor. Ama bütün sebepler toplansa turrayı taklit demez. Yani üç tane, beş tane muhtar toplansalar veya kaymakam vali toplansalar padişahın mührünü, padişahın turrasını taklit edemezler. Çünkü onların kendilerinde görünen yetki dahi padişahtan gelmedi. İhya, turradır. Yani onlar, her bir canlıda hayat verme, hayatın görülmesi onların bir ihya fiiline maruz kaldığını gösteriyor. Kainatın yaratıcısı Şems-i Ezeli öyle hepsine birden hayat veriyor ki en küçük bir canlıdaki hayatı bütün esbab toplansa taklit edemez, çünkü iyya var. Anlatabildim mi bilmiyorum ama buyur. Hı? Faraza düşünsen olsan kendi bizdeki çeşitli sebepler tarzı muhtar olsalar iradeleriyle hareket ediyor bile olsalar, seçenek, seçme özelliklerine sahip bile olsalar, hadi gelin beraber bir hayat verelim şuna deseler. Sebeplerin hepsini aklımızdan düşünsek ki onlar zaten sebep olarak gördüğümüz elementler olduğu yerde duran, akıllar yok, fikirler yok, iradeleri yok, bir şey. Zaten onlar bir beraber olup da bir hayat verelim diyecek durumda değiller. Ama hadi iradeleri olsa dahi desek, yine kainatta tecellisini gördüğümüz ihya hareketinin, hayat verme hareketinin, fiilinin taklidini yapamazlar. Yani bir de biz de şurada bir kendimiz hayat verelim diyemezler. Çünkü kendilerinde hepsi toplansa, hayat yok, sıfır. Bütün sıfırlar toplansa ne yapar ki? Ne kadar çok sıfır koyarsan koy, neticeyi değiştirmez ki. Hayat yok kendilerinde. Kendilerinde öyle bir özellik yok.
Yani bütün canlılar toplansınlar, hadi biraz da bir ışık yapalım deseler. Yapamazlar ki, çünkü günlerde hiç ışık yok. Örneğe dönersek, yani güneş ışığı. Ama her camda küçücük küçücük kendi çaplarında güneşten gelen ışığı yansıtıyor. Ha, bu özelliği görüyoruz. Allah. Buna yani kelimelerin kullanımında her biri birer faili muhtar kesilseler yine o turrayı yani ihya, hayat verme fiilini taklit edemezler. Turrayı taklit edemezler. Hayat verme fiili var. Zira her biri birer mucize-i kudret olan zihayatlar, her biri o şems-i ezeliğinin şuaları hükmünde olan esmasının nokta-i mihrakiyesi suretindedir. Yani öyle yaratılmış, öyle muazzam, mükemmel ki her biri birer mucize-i kudret olan zihayatlar. Kudret mucizesi olan. Yani yalnız mucizevi bir şekilde sonsuz bir kudretin tecellisiyle vücuda gelen canlılar, var edilen canlılar, her biri o şems-i ezeliğinin o esas güneş ve ışık kaynağı olan ya da esas hayat kaynağı olan, örnekte ışık, hakikatte hayat, hayatı veren, hayatın kaynağı olan zatın özelliklerinin, esmasının nokta-i mihrakiyesi suretindedir. Odak noktası suretindedir. Yani hepsi sanki her bir şey diyor ki bütün kainatın yaratıcısı şimdi beni yaratıyor diyor. Odak noktası. Her bir şey. Onu zaten kainatın yaratıcısının mutlakiyetini oradan anlıyoruz. Çünkü her bir şey bizzat ancak kainatı yaratan beni yaratır. Ancak kainat yaratan beni yaratabilir diyor. Hangi özelliği varsa, hayatı varsa, ancak kainatta hayat sahibi olanlara hayat veren kimse, o bana hayat verebilir. Başka kimse bana hayat veremez diyor. Onun turrası taklit edilmez diyor. Çünkü bir başkası onun yerine yetki kullanamaz diyor. Hayat verme fiilini birazcık da ben yapabilirim diyemez diyor. Hangisi? Hayır, bakayım bir nerede? En son okuduğumuz yeri söyle bakalım. Nokta-i mihrakiyeti suretindedir. S büyük, hayır. Yani. Yanlış. Yani. Printing mistake. Senin ismi bu baskının online versiyonu değil, başka bir online versiyonu. Belki onlar da korkmaz. Böyle bir mistake olması, yanlış olması lazım. Hayır. Öyle. Evet. Eğer zihayat üstünde görünen o nakş-ı acib-i sanatı, zihayat canlılar üzerinde görünen o acayip sanat nakşını, nakş böyle ince, o sanat çok ince bir şekilde hayat veriliyor. O nazm-ı garib-i hikmeti, o tecelli-i sırr-ı ehadiyeti, nazm-ı garib-i hikmeti, o garip hikmet nazmını, bir nazım düzenli, bir hikmetli, acayip bir yaratılışı ve nazım, şiirdeki nazım var ya, düzen diyelim. Neden Türkçesi nazım? Ordurum. Ölçü, ölçülülük. Ve tecelli-i sırr-ı ehadiyeti, tecelli-i sırr-ı ehadiyeti, ehadiyet sırrının tecellisi, yani her bir yerde yalnızca turra'nın hükmü geçiyor. Turra, yani ihya, hayatsa ihya, hayat verme fiilinin
görüntüleri orada tecellileri görünüyor. O canlıda görünüyor. O tecelli-i sırr-ı ehadiyeti zat-ı ehade ehad-ı samede verilmediği vakit bir ehad ve samet olan zata hem kendisi tek hem her yerde hep o var. Samet. Sebeplerin sebeplere ihtiyacı olmadan hayat vermek için herhangi bir sebebe muhtaç olmadan hayatı bizzat kendisi veren canlılara. Ehad hem kendisi tek, başka onun gibi hayat veren yok. Hem de her bir şeye hayatı bizzat kendi veriyor Samet. Başka şeyleri vesile ederek verdirtiyor değil Samet. Zat-ı ehad-ı Samet'e verilmediği vakit her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını, o çiçeğin, o canlının içinde sonsuz bir yaratıcı kudretin, yoktan var eden kudretin saklandığını ve her şeyi muhit bir ilim bulunduğunu, her şeyi, bütün kainatı, geçmişiyle geleceğini bilen bir ilim, bilgiye sahip olduğunu kapsayan, her şeyi muhit, her şeyi kapsayan, hem zaman itibariyle, hem mekan itibariyle, hem zaman itibariyle kapsayan, her şeyi bilecek ki ona göre yerini alacak. Her şeyi ihata eden bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu, kainatı yönetecek bir mutlak, sonsuz iradenin kendisinde bulunduğunu, belki vacibül vücuda mahsus, yani şu kainatın yaratıcısı olması gerekir dediğimiz o yaratıcıya ait baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu, onun baki, ebedi, sonsuz sıfatlarının tümünün o bir küçük şeyde, bir sinekte bulunduğunu kabul etmek, adeta o çiçeğin, o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi, işte ilah dediğimiz şey odur. Her özelliğiyle mutlak ve sonsuz olan yaratıcı demek ilah. Her bir sineğin ya da çiçeğin her bir zerresine, çünkü öyle hareket ediyorlar, bir uluhiyet vermek gibi banaletin en emlehçesine, hurafatın en ahmakçasına bir derecesine düşmek lazım gelir. Öyle bir dereceye, öyle bir yani en sapık bir düşünce ancak bu olabilir. Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre cüz'ü olduğu zihayata bakar. Yani hangi hayat, hangi canlının parçasıysa, bir cüz'üyse, parçasıysa ona bakar. Yani o zerre hangi canlının parçasıysa o canlının genel yapısına göre hareket eder. Onun nizamına göre vaziyet alır. Ondaki düzene göre. Canlı varlığın hayatını devam ettirmesi için nasıl bir bütün elementler birlikte hareket ediyorlar. Birbirleriyle çelişmeler, yardım ederler. Ona göre yardım içerisinde varlar. Yardım edecek şekilde yapılıyorlar. O zihayatın nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün nev'ine bakar. Yani yalnızca o vücuda değil, onun gibi olanlarla da ilişkisi var. Onun gibi canlı olanların hepsine birden bak. Dikkat et diyorsanız, 4 tane kuş görürsen, aynı cins kuşlar beraber oluyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Evet. Aynı hayatı paylaşıyorlar. İşte beraber ev kuruyorlar, yuva yapıyorlar, beraber çoğalıyorlar. Hem başka cins kuşlarla beraber olmuyorlar. Çünkü birlikte hareket edecek şekilde, aynı cinsler birlikte hareket edecek şekilde
yapılmışlar. Belki o zihni hayatın bütün nev'ine bakar gibi. O nev'in devamına yarayacak her yerde zerre etmek, yani o nev'in devamına yarayacak her yerde o mesela tohumsa tohum, onu oraya dikmek, zerre etmek, oraya dikmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Yani her şey o kadar intizamlı ki her bir zerre onun bütününü bilmesi lazım. Yani bir çoğalacağız, burada da bir benzerimiz burada da yetişsin, büyüsün diye çok anlamlı bir şekilde bazı tohumlar böyle kanatçıklarla uçarlar. Daha almak isterler, genişlemek isterler. Ama onu kendisi bilmesi lazım. Ben burada gideceğim, ileriye bir düşeceğim, orada bir bitki, bir ağaç daha olacak, bir meyve daha olacak, bir bitki daha olacak diye bilmesi lazım ileride. Çünkü kanat öyle yapılmış ki çoğalacak şekilde yapılmış. Evet. Veya hayvancıklar bakıyorsun, hayvanlar kendi cinslerine beraber çiftleşiyorlar efendim. Yumurtalar oluyor, yavrusu olacağını biliyor. Ne bilsin ki? İnsan bile bilmiyor. Gidip işte kontrol ettiriyor acaba. Ne bileyim. O biliyor. Hazırlığını yapıyor. Yuvasını yapıyor. Geleceğini biliyor. Orada yavru çıkacak da o yavruya bakacak ve neslini devam ettirecek. Ne bilsin ki? Nereden bilsin ki? Demek ki o kuşcuğun ya da tohumcuğun her bir zerresi ileride kendilerinin cinslerinin devam etmesi için plan ve programları bilmeleri lazım. Ona göre hareket etmeleri lazım. Belki o zihayat alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebat-ı rızkiyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. Yalnızca kendi bedeninde değil, yalnızca kendi hemcinsinde değil, ilişkili olduğu her bir şeyle, mesela bir kuş bakıyorsunuz bir yerden alıp gidiyor, bir çöp buluyor. İşte o da böyle bakıyorsun habarat çalışıyor, ben de çöp buluyor gidiyor. Onu alıyor götürüyor doğru. Özellikle kargalara dikkat ederseniz çok komik, insan gülüyor. Şimdi karga gidiyor yuva yapacak ya, bir yer onu gözlemleyecek durumda, Allah öyle imkan vermişti. Yuvasını yaparken kimseye göstermeyecek. Onun için böyle ona zarar verecek olanlara da göstermeyecek. Bir tek çöp alır, gider bir ağacın dalına konuyor, yuva yapacak yere gitmeden önce böyle dakikalarca bekler. Sağa sola bakar, iyiydi, emniyette kendini hisseder, tamam. Nereye yuva yaptığını bilinmiyor, onun artık kendi dünyasında kendine saldıracağını düşündüğü hayvancıklar mı var, neyse. Ondan sonra kalkar böyle, çok korkak bir hayvan, böyle epey durur. Neyse, nasıl hesap ediyor? Ne biliyor ki yumurtası olacak? Ne biliyor ki yumurtadan civciv çıkacak? Ne biliyor ki o civcivi diğer başka bir hayvanlar gelip icabında eğer bilirlerse yuvayı orada kapıp gidebilirler, yerler diye koruması gerektiğini ne biliyor canım? Onu muhafaza edecek ki nesli devam. Ne biliyor ki? Sonra öyle komik ki öyle insan bakıyor, insan hayretler içerisinde kalıyor. Ne yapar kuşlar? Ağaçlar yapraklarını, çiçeklerini açmadan önce gelip sonra yapraklarını açınca yeni dallar büyümeye başlayınca ağacın içerisine iç tarafına girip yuva yapmak zor oluyor. Ne yaparlar biliyor musunuz? Ağaç daha yaprak açmadan en emniyetli yerine yuvayı yapar, yapraklar açılınca siz de göremezsiniz artık. Yani pencerenizin karşısında ağacın içindeki yuvayı siz de göremezsiniz. O ne biliyor orada yaprak açacak da orası emniyetli bir yer olacak diye. Geçen seneki tecrübesi yok, adam daha ilk defa hayata gelmiş. Tecrübe olsa bile ne olur? Senin tecrüben var, ev yapabiliyor musun?
tasasını ev yaptığını gördüğün halde inşaat ustalarına götürüp yaptırırsın. Basit bir evin. Çok insan hakikaten burada söylediği gibi bu, diyor, mutlak kudreti olması lazım, sonsuz ilmi olması lazım, bütün kainatı biliyor olması lazım, geçmişi biliyor olması lazım, geleceği biliyor olması lazım. Bunları söylerken yani çok mübalağa mı falan canım, işte renalar üretiyorlar, kendilerini replike ediyorlar, kendilerini kopyalıyorlar falan diyecek basit bir anlayışın içerisinde deli olması lazım. Nasıl kendi kendini kopyalıyor da böyle netice çıkıyor ki? Bunu kim organize etti ki? Hakikaten çok basit. Yani, çok basit. Tevhidi anlamak çok basit. Şirke girmek de bir insan için çok adi bir şey. Eşyanın kendisinden özelliklerinin olduğunu söyleme bir insan için delilik sen. Bu örnekte hani güneşin ışıkçığının her bir kar tanesinde yansımasına karşı bizim yapacağımız iş, yani bizim takınacağımız tavır, ya her bir kar tanesinde gerçekten güneş var diyeceğiz, ya güneşten yansıyor diyeceğiz. Yani kainatın yaratıcısının turvası her küçük atomcukta görünüyor. Onun turvası görünüyor. Onun yaratmasıyla var olduğu görünüyor. Yani padişahın turası, onun fermanı var ya, bütün kendi alanında örnek bu tabi. Kendi hakimiyet alanında geçerli olmak üzere hüküm, emir veriyor. İşte o turra onu temsil ediyor. Yani ihya etmek, hayat verme veya tanzim etme veya var etme fiili yalnızca tek bir elden geldiği bu kadar açık bariz. Tek bir otoriteden geliyor, tek bir kaynaktan geliyor. Yani dünyadaki ışıkların hepsi, diğer gezegenlerdeki ışıkların hepsi yalnızca güneşten geliyor. Hiçbir gezegen ya da hiçbir dünyadaki mevcut ışığı kendisi üretmiyor. Baktım her bir aslında atmosferin her bir zerrecinde ışık o yansıdığı için aydınlık görünüyor değil mi? Her bir zerre ışığı kendi üretmiyor. Güneşten yansıtıyorlar. O kadar basit. Yaratıcının yaratmasıyla her bir mahlukun varlığı ancak izah edilebilir. Evet, bütün ilişkileri, ne biliyor o çöpün ne diye yarayacağını, insan imkanı onlar nereden geldi, bu özellikler nereden geldi sormak lazım. Böyle içgüdüsel diye atmak ne demek içgüdüsel? Sen kar taneciklerindeki ışık kaynakları içgüdüsel olarak çıkıyor desen komik olmaz mı? Nereden çıkarttın içgüdüsel? Ne demek içgüdüsel? Yani komik olma, ben bile bu kadar iyi okuyoruz, çalışıyoruz, bakıyoruz bir şeyin gelecek, yarın ne olacağını bilmiyorum. Kendi çocuğumun yarın ne olacağını bilmiyorum. Bu kadar dikkat ettik, her zaman beraberiz, 10 yıl, 20 yıl çocukla beraberiz, yarın ne yapacağını bilmiyorum. Bırak ki bir tane cansız element, bir kuşun vücudundaki cansız element gelecek yıl, ondan sonraki yıl ne olacağını bilecek de yavrusu olacak da o büyüyecek de ona bakacak da nesli devam edecek de bunu bilecek. Ben bilmiyorum ki o bilsin. Benim aklım var diyor ya. Şimdi çalışıyorum onları. İnceliyorum, bir de kuşları inceliyorum. Hani kim akıllı ya, inanmayan birisi için kuş kadar aklı yok dersin. İşte eğer o zerre, bak burada artık meseleyi iyice inceltti. Şimdi o canlı da demedi, o hücre de demedi, o zerre, o zerre ne demek? O partikül. Partikül en küçük yaratık. Bir kadiri mutlakın memuru olmazsa, şimdi aradaki çelişkiyi, aradaki ilişkiye bak. Bir zerre mutlak kudret sahibi bir zatın memuru olmazsa ve nispeti o kadiri mutlaktan kesilse, yani o zerredek özellik kendine aittir canım derse. Bütün şimdiki mevcut ilimler midir? Yani okutulanlar hepsi ne yapıyor? Kadir-i mutlaktan
intisabını, nispetini, bağını kesiyor. Ben bu zerrede böyle bir özellik görüyorum diyor. İşte odur intisabını kesmek. Kadir-i mutlaktan kesilse, nispeti, ilişkisi ondan kesilse ve kendisindeki özelliği ben bakıyorum. Kar tanesini almış, onda bu ışık yansıyor ya. Laboratuvara götürdüm, ben bu ışık yansıyan ışığı çalışıyorum diyor. Yansıyan demiyorum. Diyor ki kar tanesinde gördüğü bu ışığa bakıyorum diyor. Mars'ın gibi görünüyor. Ve nispeti o kadir-i mutlaktan kesilse o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Yani o zerre her şeyi bilen kadir-i mutlak olması lazım. Mutlak kudret, mutlak ilim, mutlak irade sahibi olması lazım. İnsan kendisi için de böyle düşünebilir, kendisinin vücudundaki zerreler için de böyle düşünebilir. Yaratık olduğunu söylemedin mi başın dertte demektir. Hiçbir şey izah edemezsin. Kainatta diyorlar hiçbir varlığı izah edemezsin. Hiçbir varlığın, hiçbir hareketini, davranışını, o andaki davranışını izah edemezsin. Çünkü o davranış 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl sonraki olacak işlerin programını içeriyor. O zerrede onu bilecek kapasite var diyorsan, İşte o zaman insan kızıyor. Yani gideceksen cehenneme, inkar edeceksen hakikatleri et kardeşim ama faturası çok ağır olur. Yani. Kendini de ızdırağa sokarsın, insanları da ızdırağa sokarsın. Çünkü izah edemediğin bir varlık alemi içerisinde yaşıyorsun. İnsan da bilinci var. Bu neyin nesi diyor, izah edemiyor. Sıkıntıdan, kendini kandırmaktan, sahte davranışlardan kurtaramaz insan. Elhasıl. Nasıl? Nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler güneşin cilveyi aksine ve inikasının tecellisine verilmezse örneğe döndü. Elhasıl özetliyor. Camın zerreciklerinde olan güneşçikler. Her bir camın kendisinde demedi artık. Her bir zerresinde bir ışık yansıması var ya, o ve çeşit çeşit renkler, neden renkler dedi, o güneşin hususiyetleri, özellikleri, sıfatları, güneşin cilveyi aksine ve inikasının tecellisine verilmesi, onun yansımasına, onlar onun yansımasıdır denilmezse. Bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Nihayetsiz güneş var demek lazım. Her birindeki özellikler çünkü güneş özelliğidir. Muhalemler muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Yani insanın aklının kesinlikle evet diyemeyeceği bir saçmayı kabul etmek gerekir. Aynen bunun gibi eğer her şey kadir-i mutlaka verilmezse, yani bir yaratıcı var ve onun yaratmasıyla o mutlak o mutlaktır ve o mutlakın yaratmasıyla mutlak kudret sahibi olan zatın yaratmasıyla vardır denilmese bir tek Allah'a mukabil bir tek yaratıcı var diye inanmak yerine nihayetsiz belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi 100 derece muhal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lazım gelir. Yani inşallah bak tevhidi böyle kainatın şahitliğiyle anlattığı için ne kadar rahat değil. Biraz öyle Said Nursi'nin bir ifadesi var da dava değil dava etinde burhan getireceksin. Yani biz Allah'a bir Allah'a inanırız falan öyle değil. Yani burhan getireceksin. Burhanlar çok sağlam. Korkma. Ama biz materyalist kainatı incelediğimiz için her bir şeydeki özelliği bu bunlar şu bunun özelliğidir, bu bunun özelliğidir diyecek şekilde beynimizi iyice yıkattırdığımız için kainatın delili bize çok kuvvetli gelmiyor. Onun için kainatın delilinden daha çok bizim dinimizin üstünlüğünün iddiasını ortaya atacak
tavır sergiliyoruz. Yani İslamiyet tevhid dinidir. Biz yalnız tek Allah'a inanırız diyoruz ama eşyayı izah ederken hep materyalistlerin, yani onlar küçücük küçücük ilahçıklarmış gibi söyleyip, ya büyük bir ilah değil de önemli değil. Hani atomdaki özellik atoma ait dediğin zaman kainat atom yarattı demiyorum canım ben. Onun bir rahatlığı var. Farkında değil. Bir de mesela Allah öyle yaratmış diyor. Yani Allah'ın yarattığını söylüyor ama aynı zamanda o gücü o atoma sanki Allah vermiş gibi geliyor. Evet. O da çok tehlikeli. Evet. Çünkü o zaman bütün sebeplere şey veriyorsun. Yani bütün sebepleri ilah kabul ediyorsun. Bak farkında değilsin. Her bir sebebe ilahmış özelliği veriyorsun. Ama insan tekrar tekrar bunu gündeme getirip tekrar konuşmak gerekiyor. Bir atomdaki özelliği atomdan olduğunu söylemek orada var demek. Bir kar tanesindeki yansıyan ışıkçığın, bu burada ben bir yansıyan ışıkçı, o yansıyan demiyor. Diyor ki burada ben ışık görüyorum diyor. Kar tanesinde bir aydınlık görüyorum diyor. Onu Allah'a şirk koştu, yeni bir ilah buldu anlamına geldiğinin farkında değil. Ne diyorsun sen? Eğer bir atomun, bir molekülün, bir partikülün üzerindeki özellikler partikülün kendine aitse, dikkat et diyor bu dördüncü lema. Ne diyorsun, farkında mısın? Bu partikül bir ilah özelliğine sahip olması lazım. Kainatı yaratabilecek özelliğe sahip olması lazım. Sen orada bu özellik buna ait dediğin zaman, yani hakikaten İslamiyet tevhid dinidir. Hakikaten kul huvallahu ehad, Allahu samed, Allahu samed. Samedaniyeti gerçekten görmeyen bir insan farkına varmadan ne kadar büyük bir cinayet işliyor. Ona göre çok basit geliyor. Hani bir atomcuktaki özelliklerin atoma ait olduğunu söyledim diye Allah'a eş falan koşup ikinci bir ilah ilan ettim demiyor ki gibi geliyor. Onu öyle yaptığı anda kendi özelliklerini kendine vermiş oluyor. Zaten onlar da orada kopuyor. Zaten yani İslamiyet tekrar burada söylemek gerekiyor. Allah'ın dininin bize öğrettiği, Allah, kainatın yaratıcısının bize gönderdiği dinde Allah'a inanç değil, tevhide iman. Ve tevhide imanda da önemli olan en küçük bir yaratığın özelliklerinin mutlak olan kudretten geldiğinin farkına varmak. Samedaniyet. Esas samedaniyet. Yani İslamiyet tevhid dinidir. Kur'an bize tevhid öğretiyor. Yani Allah bize neyi öğretiyor? Yani kainatın yaratıcısı bize diyor ki farkına var. Ben her bir zerredeki özelliklere, her bir zerrede öyle özellikler verdim ki ancak kainatın yaratıcısı olan bana ait olur. Başka hiçbir şey ait olamaz. Dikkat et ve bunu öğrendiğin zaman bana iman et. Bana teslim etmiş olur. Teslim olmuş olursun. Yani bu gerçeği görmüş olursun. İman kainatın yaratılışındaki bu gerçeği görüp tasdik et. İman dediğimiz olur. Allah'ın dini bize bunu öğretiyor. Kur'an'a dikkat ettiğimizde bunu öğretiyor. Hiçbir şeyde sonsuz kudret tecelli ediyor buna dikkat ettiği. Küçük küçük parçalardaki küçük gibi gördüğümüz özelliklerin kendilerinden olduğunu söylememek. Yani bilimi de ona göre kuracağız. Kainatı da ona göre inceleyeceğiz. Kainatla olan ilişkimizi de ona göre kuracağız. Kendimizdeki özellikleri de ona göre tanımlayacağız. Yani gerek fiziki bilimler, gerekse ne diyorlar, humanity, sosyal bilimler ona göre oturtacak, ona göre yerleşecek. İnsan davranışları da ona göre yapılacak. İnsan iradesinin özellikleri nelerdir? İnsan iradesine neyi yapıyor? Gerçekten ne yapıyor? Ne ve hani neyi tercih ediyor? İnsanın fonksiyonu nedir? Onun için çok çok önemli. İnsan iradesiyle seçtiği fiillerde, yani ben yaratıcı pozisyonunda mıyım, yaratık pozisyonunda mıyım?
bunlar hep bunlar bu tevhid anlayışı. Şuradaki anlatılan artık daha dördüncü lemadayız da ileride neler anlatacak görelim. Şuradaki anlatılan tevhidin gerçekliği esasına göre bina edilmesi lazım. Yoksa her bir şey kendine ait özelliği vardır deyip kitabın başına Bismillah yazdım diyor, kitap dindar kitabı olmasın. Çok çok Müslümanların kainatla ilişki kuran bir vahiy, vahyi kainatın eşliğinde anlamak. Vahye kainatın eşliğinde muhatap olmak gibi çok önemli bir görev var. Yani Kur'an'ı kainatı tefsir eden, açıklayan bir rehber kitap diye okumaya çok ihtiyaç var. Tekrar çok bana heyecanlı geliyor. Vaaz mı ediyorsun? Hutbe mi veriyorsun? Ne yapıyorsan? İnsanlara nasihat mı ediyorsun? Dini mi anlatıyorsun? Dini anlatmak için. Eğer elinde bir çiçek veya bir kuş veya bir insanın dikkatini çekecek bir şey, bir yaratık, bir meyve yokken konuşuyorsan, ayetleri anlatıyorsan ayetin hakkını veremezsin. Yani biraz pratik konuşacak olursa, hocalar ne zaman ki cami kürsülerine ellerinde bir buket çiçekle veya bir meyve tablasıyla, tabağıyla çıkıp ayeti okuyup onu örnek göstermediği sürece bu İslamiyet anlaşılır. Kur'an'ın vahyin anlaşılması gerçekleşmeyecek. Kainattan verilmeden, örnekler verilmeden yapılan Kur'an çalışmaları insanları yalnızca taassuba, dinlerinin üstünlüğüne ve kendilerine daha çok güvenmeye, yani takvasıyla gurura düşmeye götürüyor. Takvasıyla amellerini yapıyor ya namazını yaz, inkar etmediği dinin, gururuna ben çok dindarım diyor. Ne dinlersin? Kur'an'ın tevhidini anlamamışsın. Ne dinlersin? Kainatı ona göre incelemiyorsun ki. Ne dinlersin? Yani istersen fizik kitabı oku, istersen sosyoloji kitabı oku, istersen biyoloji oku, istersen gazete oku. Rahatsız oluyor musun? Hepsi dinsizlik anlatıyor. Vahyi inkar ederek kainata bakmayı öğretiyor. Gazete okudun bir şey yok diyorsun. Ne bir şey yok? Olayı ne diye anlatıyor sana? Allah nerede o olayda? Yani her bir zerrede sonsuz kudret vardı. Her bir olayda sonsuz kudret vardı. Hangi gazetenin, hangi medyanın haberinde veya olayı incelemesinde Allah var ki? İstediği kadar Bismillah desin, Allah desin, Kur'an desin, Müslümanların hakkını koruyorum desin. Palavra, İslamiyet'in özü yok ki, hakikati yok ki. Vahyin terbiyesinden geçmemiş ki, boşuna uğraşıyorsun. Yetişmez insan. Yalnızca ne olur? Tarafkirlik artar. Biz üstünüz iddiası artar. Ben iyiyim artar. Onlar kötü, ben iyiyim diye bölersin. Kainattaki tevhidin hakikatiyle terbiye olmaz. Olmuyor da. Onun için Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kainatın tercüme-i ezeliyesidir. Tarifi ben başka bir yerde görmedim. İşte Said Nursi'nin yaklaşımındaki ana program mıdır, model midir, metot mudur neyse burada yatıyor. Kur'an'ı şöyle tarif etmiyor. Kur'an Allah'ın Cebrail ile vasıtası ile kulu Muhammed, Resulü Muhammed'in kalbine ilka ettiği sözdür dedin mi? Doğru ama hiçbir tahkiki yok. Tamamen iddia. Anlaşılmıyor yani. Arada çok önemli bir fark var. Sahil Nursi tarifi getiriyor. Tamamen alışılmamış bir kalıp içinde söylüyor. Hiç Sahil Nursi'de zaten alışılmış klasik geleneksel ifadeler yok. Onları hep yepyeni bir bağlam içerisine koyuyor. O ifade. Cebrail'i mi inkar ediyor? Öyle bir şey değil. Cebrail vasıtasıyla gelmedi mi Kur'an yani, değil mi? Evet, o Kur'an tarifiyle iddialı da tarifle yalnızca kendi kendine olduğun yerde gururlanırsın, hoplarsın, dava edersin. Ama gidersin materyalistlerin
eğitimine giriyorsun, hiç de rahatsız olmazsın. Kur'an öyle tarif ede ede insanlar Kur'an'ı kainattan söküp çıkarıp attılar. Ya. Maşallah. Elhamdülillah. Bu usul önemli değil mi burada? Anlatılan anlatış tarzı, meseleye yaklaşım tarzı önemli. Ondan sonra siz kendiniz bu usulde devamlı çalışırsınız abi. Kainat öyle bakarsın. Her bir zerre mutlak kudret sahibinin, mutlak yaratıcının yaratmasıyla vücut bulabilir. Yani onun turrasını taşıyor. Aslında. Önce her bir yani ikinci, 23. 22. sözün ikinci makamının başında her bir paket üzerinde adresi görmek lazım dedi ya. Yani o hatem manasında. Kime gelmişse onun hatemi var. İyice baktığında o hatem, o mühür yetkisini Tuğra'dan alıyor. Çünkü hani nimet var. Pardon, buradaki gibi. Zihayat var. Hayat sahibi olma. Hayat var, ihya var. Onu ilk başlangıçta bize ne olarak gönderdi, ne gösterdi, öyle başlattı tevhidi anlamaya. Zihayatlardaki mührü gösterdi. Sonra hayatta sikkeyi, şimdi artık tahşidat yapıyor, ihyada tuvrayı gösteriyor. Hayat verme fiilinin ancak mutlak olan kudret sahibinden gelebileceğini vurguluyorsun. Bize ehadiyet eğitimi yapıyor. Yani Risale'de vahidi ve ehadiyet nerede çalışılır falan diye çok sorarlar. Çünkü ilginç bir kavramlaştırma ya vahidiyet, ehadiyet. Bu nerede çalışılır diye. Risale'de vahidi ve ehadiyet ben de anladığım kadarıyla diyor. Risale'nin hepsi vahidi ve ehadiyet. Ve her yerde çalışılıyor. Risale-i Nur'da öyle çalışılır diye. İşte bak gösteriyor kendini, ehadiyete getiriyor. Ehadiyetin tecellisine muhatap olma eğitimi yaptırıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada tekrar bir özet yapacağım. Ama zamanımız var mı? Elhasıl diyecek, her bir giriş yapıp bırakalım, her bir zerreden üç pencere. Her bir zerrede, bakın dikkat ettiniz değil mi? Zihayattır falan derken artık en küçük partikle geldi. En küçük partikulda, yok öyle kainatın yaratılışı öyle. Yani mutlak kudretin en küçük bir partikülde bile mutlak kudretle ancak izah edebilirsin onun varlığını. Yani ilk de koca bir insanı ele almak ya da yeryüzünü ele almak değil. Bir canlıyı bütün olarak ele almak değil, bir canlının en küçük parçasını bile, canlı cansız partikülü bile, dikkat ettiğinizde üç pencere şems-i ezeliğinin nuru vahdaniyetine ve vücubu vücuduna açılır. Her bir zerrede böyle bir pencere var. Ne demek? Sen o pencereden baktığında ötesini görürsün. Hemen onun ne demeye geldiğini görürsün. Yani Her bir cam parçasına nasıl bakacağız? Ona öyle bakacağım ki onda güneşin bütün özelliklerini göreceğim. Her bir kar tanesinde güneşin bütün özelliklerini görebileceğim ve kar tanesine baktığım halde güneşin azametini, büyüklüğünü tanıyabileceğim. Halbuki neye bakıyorum? Kar tanesine bakıyorum. Nereden bahsediyorum? Güneşten bahsediyorum. Yanlış mı? Doğru. Onun için her bir şeye pencere diye bakınca sanki arkasında bir şey var mı diye değil. Gerisine bakıyorum falan diye değil. Evet, oradaki yapılan işe öyle bakacağım ki o işte oradaki gerçekleştiren fiilde bana güneşin bütün özellikleriyle kendini tanıttığını görüyorum. Kainattaki zerrede de öyle bakıyorum, yaratıcının
mutlak özelliklerini o bir zerrede, bir parçacıkta, en küçük parçacıkta mutlak özelliklerinin göründüğünü, yansıdığını görüyorum. Onun için her bir parça bir penceredir. Yaratıcıyı gösterir. Her bir kar taneciği bir penceredir, güneşi gösterir. Nuru vahdaniyetine ve vücubu vücuduna bir olduğuna, var olduğuna ve tek bir olduğuna. Çünkü her zerrede aynı zatın özellikleri, mutlak özellikleri görünüyor. Şimdi onlar birinci, ikinci pencere olarak izah edecek inşallah. Yarın devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة